Abi ben böyle Eylül ayının ortalarında hani böyle Şampiyonlar Ligi maçları öncesi ya da bizim maçlarda da lig maçları. Sıcak bir sonbahar akşamı. Sıcak bir sonbahar akşamında 50 bin kişinin önünde böyle o cimicip yavaş yavaş taramaya başlıyor ya oyuncuları. Tek tek oyuncular gözüküyor. Fernando Muslera en başta takım kaptanı. Yanında Mauro Icardi, Wilfried Zaha, işte Tete. Çok yıldız var, saymakta zorlanıyorum. Destek olursan sevinirim. Ama sonlara doğru da o Sergio Ramos'un da kadraja gireceği bir görüntü beni çok fazla heyecanlandırıyor. Bir kere böyle gireyim. Bütün Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırıyordur zaten. Dün sen de şahit oldun. Galatasaray'da transferde çok yetkili bir isme ben Sergio Ramos konusunu sordum. Şu anda Galatasaray için gündemde mi, bir teklif var mı sorusunu sordum. Aslında dün bunu paylaştık ama şu anda tabii ki tekrar anlatacağım. Şimdilik yok ifadesini kullandı. Orada kilit kelime şimdilik. Şimdilik ifadesi beni açıkçası bu konuda biraz heyecanlandırdı. Çünkü benzer sorularda, benzer konularda diyeyim daha doğrusu. Eğer bir şey yoksa işte böyle bir şey yok. Yanlış, yalan haber gibi net ifadelerle yanıt veren bir insan şimdilik yok dedi ve transferde de çok oldukça yetkili bir isim Galatasaray Kulübü'nde. Bir kere bu beni heyecanlandırdı. Bu işin daha doğrusu konuşma diyalog boyutu, istihbarat boyutuna gelecek olursak Galatasaray çok net bir şekilde Sergio Ramos'la ilgileniyor. O bu önemli. Emre Kaplan diyor ki Galatasaray çok net bir şekilde Sergio Ramos'la Bence ilgileniyor. kırmızı olur Emre. Yani şimdilik yok. Kırmızımsı. Bakalım. Peki devam. Yani şimdilik yok dendiği için ben de biraz daha itidalli gitmeye çalışıyorum. Emre biraz gaz vereceğim, keseceğim, kusura bakma. Yok şöyle, gaz vereceğimden kastım şu. Biz daha hiç kimselerin gündeminde yokken bize bir gün bir telefon geldi. Emre ile paylaştık. Dedi ki o isim çok da önemli bir isim ama tabii ki hani gazetecilikte namustur, kaynağımızdan bahsedemeyiz. Dedi ki Zaha'yı Galatasaray alıyor dedi. Daha hiç gündemde yokken biliyorsun Emre. Hatta biz Emre sordu yine böyle yine benzer cevaplar geldi. Aynı kaynak, aynı kişi kaç gün önce bir haftayı geçmiştir değil mi Emre? Geçmiş olabilir. İlk bahsettiğimizde Galatasaray Nelson'u satıp Ramos'u alıyor dedi. Aa, bu yani bu transfer aynı döneminde kaynak. Evet. Aynı kaynak. Ciddi Bak misin sen? Gözleri güldü. Gözümde bak Ramos çıktı şu anda. Gözümün içinde Ramos çıktı. Ciddi mi Hakikaten. diyorsun? Evet. Bir şaka yapar gibi halim mi var? O zaman kırmızıya doğru gidiyormuş. Yani Ya iş. ben dediğim gibi şimdi çok net bana şimdilik yok dendiği için şunu diyemiyorum. O şimdiliğin sırrı şudur herhalde. Yani Nelson'u satarsak mı? Ya da Nelson'un olmasına rağmen de Ramos Ya alınamaz mı? düşünüyorum. Olmaz Ben dünden beri bu konuyu düşünüyorum. Yani Ramos çünkü uzun süre düşünülebilecek bir isim tabii mesela. ki. Heyecan uyandıran bir isim. Dünden beri düşünüyorum. Nelson'un olduğu senaryoda yani Ramos çok olabilir gibi gelmiyor. Yani belki yerli kuralı olmasa tamamen sınırsız yabancı oynatabiliyor olsanız o zaman belki olabilir ki orada bile Abdülkerim'i kesmek çok kolay değil şu anda. Büyük haksızlık olur ya o Yani ikisinden birini kenarda evet. oturtmak. İnsanlar şöyle yorumlamasın. Nelson Abdülkerim'i kesemez diye bir ifade kullanmak istemiyorum yani ama yani o sistem içerisinde haksızlık olur ki zaten Abdülkerim'e de son maç öncesi soruldu Ramos konusu. Ufak ufak böyle alevler çıkmaya başlayınca benim idollerimden bir tanesi zaten dedi. Yani Galatasaray'a geldiğimde ilk verdiğim röportajda idolüm Ramos demiştim dedi. O yüzden yani dediğim gibi Nelson'lu senaryoda ben Ramos'u bir yere oturtamadım. Zaten biz transfer döneminin başından beri hep şunu konuşuyoruz. Galatasaray'da ayrılması en muhtemel 2-3 oyuncudan bir tanesi Nelson diyoruz. Her ne kadar oyuncu kalmak istediğini söylese de hala teklifler var, hala görüşmeler var Nelson için. Galatasaray'ın istediği seviyeye bir teklif çıkarsa ki bu minimum 20 milyon euroluk bir rakam bahsettiğimiz. Eğer oraya çıkarsa Nelson'u satıp Galatasaray yerini Ramos'a doldurabilir ki çok da iyi doldurur tabii ki. Yani Sergio Yani. Ramos. Şunu söyleyeyim, şu notu paylaşayım. Şimdi Ramos'un yaşıyla ilgili tabii ki insanların bir takım endişeleri, çekinceleri var. Geçen sene toplam dakika olarak, oynadığı dakika olarak Nelson'dan fazla süre almış Ramos. Yani 37-38'e doğru gidiyor yaş olarak. 45 maça çıktı diye hatırlıyorum ben. Kupalar dahil. Ya Paris Saint-Germain'de. 45 ya 43 ya 45. 45 ya da 42 gibi bir şey yani 40'ın üstünde maç toplam Çok dakika. iyi rakam. Yani toplam dakika olarak Nelson'dan daha fazla geçen sene oynadığı ki aralarında herhalde bir 12-13 yaşlık fark var. Nelson 24 yaşında diye biliyorum karıştırmıyorsam. Tabii 13 yaş.
Ramos zaten hep şu özelliğiyle ön plana çıkan bir oyuncu. Zaten işte winner'lığı, karakteri, kalitesi onlardan bahsetmeye gerek yok ama yani böyle idman aşığı bir oyuncu olarak tanımlanıyor. Hep o yönünü biz hep okuduk, hep duyduk. Madrid'de de yani takımın en büyük yıldızlarından biriydi. Takımın kaptanıydı, lideriydi ama en çok da çalışan oyunculardan bir tanesi olarak adlandırılıyor. O yüzden performans anlamında ben sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi Galatasaraylı yöneticilerin aklının şu an çok böyle gerilerindeki bir köşede değil ama yani bir köşesinde deriz de böyle çok aklının arka tarafında değil. Hemen uygulamaya geçirebilecek bir seviyede aklının bir köşesinde şu anda Ramos planı var. Eğer Nelson'la yani dediğim gibi başka bir yöntem ben bulamıyorum açıkçası. Nelson'la yollar ayrıldığı takdirde Ramos hamlesiyle Galatasaray savunmaya da bir dünya yıldızını katabilir ve gerçekten beni çok heyecanlandırır. Florya'da gidip Sergio Ramos'u izlemek, maç sonu bir röportaj yapma ihtimalini kovalamak Sergio Ramos'la beni de çok heyecanlandırır. Dediğim gibi yani şu an Galatasaray'ın as stoperi Abdülkerim'i de çok heyecanlandıracak bir hamle. Kesinlikle. Şöyle bir kariyerini düşündüğümüz zaman İspanya şampiyonluğu zaten var. Sevilla ile UEFA kupasını almış mıydı hatırlayamadım, bakarız. Şampiyonlar Ligi'ni kazandı Real Madrid'le. Dünya şampiyonluğu İspanya ile, Avrupa şampiyonluğu derken acayip yok, bir Ramos kariyer yani. Bonservisi de yok burada boşta. İyi bir stoper ya, çok şey sembol bir şey, bir oyuncu. O kelimeyi hatırlayamadım da ikonik bir futbolcu. Çünkü Real Madrid kaptanlığını yani hırçın tarzı vesaire çok acayip kritik goller attı mesela. Yani tabii. Şampiyonlar Ligi'nde 90'larda duraklamalarda hani golcü oyuncular arasına girdi ya Real Madrid'de. Evet, evet. Çok stoper olarak. 100'den fazla golü var. Şey bir adam, böyle standart bir stoper olarak görebileceğimiz mesela kariyerinde Sevilla'da sağ bek başı. Evet. Real Madrid'de öyle başladı, sonra Mourinho ile beraber stopere evrildi. Evet, o yüzden tabii ki gelirse çok önemli. Yani kariyerinde bir eksik var ama abi. Ne? Süper Lig şampiyonu. Doğru. Her şey var. Bir Ziraat Türkiye Kupası yakışmaz bu Ramos'a yani. 37 yaşında futbolu bırakmadan. Ramos'un ellerinde Ceko'nun da şampiyonluğu. Aspor ekranlarında düşünsene. Hani hak eden kazansın tabii de. Emre söylediği için şimdi gözümde canlandırdım. Geçen sene mesela yani tabii ki bu enteresan işin esprisi Mertens'le Mata gelirken özellikle Mata kazanmadı, hiçbir şey yoktu. Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonluğu, sadece yerel lig şampiyonluğu yoktu. Mata orada tamamladı. Ramos da Türkiye Kupası'nı burada tamamlayabilir belki. Kral Kupası'nı da almıştı. Yani almadığı şey yok adam. Az önce gözlerimde Ramos canlandı dedim. Ben büyük hayran. Ahmet Selim ve Emre Kaplan'ın verdiği bilgiler bayağı bir olayı artık netleştiriyor sanki, değil mi? Yani ben burada en ciddi şeyi MLS olarak görüyorum. Yoksa Suudi Arabistan'a çoktan tercih yapardı diye tahmin ediyorum da, ama o işte eşinin söyleminden sonra yani dedim ya, yayına girmeden baktım. Herhangi bir takımla adı anılıyor mu? Yani o transfer rumors dediği dedikodular kısmında bile bir şey bulamadım açıkçası. Böyle futbolu da MLS ile Suudi Arabistan kapısını kapatmış oluyor. Sevilla vardı. Sevilla noktasında da açıklamayı az önce zaten aktardım. Yani şu an 6 tane savunmacımız var diye. Yani La Liga kapısı da kapanınca çok ciddi. Ya ben büyük hayranı oldum futbolculardan biri. Kim alırsa alsa, keşke gelse. Yaşına da hiç takılmıyorum ben. Futbolcularda çünkü bu yaş muhabbeti çok konuşuluyor ama yani çok ağır bir sakatlıktan çıkıp da 36-37 yaşına gelse tamam anlarım ama ya futbolcunun genci, yaşlısı, yerlisi, yabancısı olmuyor. İyi futbolcu, kötü futbolcu. Ezberlerimizi de bu noktada zaten bozan birçok isim var. 39-40'a yani, dayandı değil mi artık o iş? O İyi bakan yükseldi. Hatırlarsın yani ben şimdi daha lise zamanlarımda 30 yaşına gelen futbolcuya neredeyse ne zaman futbolu bırakacağın soruları başlardı. Evet. Şu an 40 barajına dayandı neredeyse ve örnek verelim, Diego Godin futbolu bıraktı, belki Ramos'la aynı yaşta ama 33 yaşında Serie A'ya transfer oldu. Yani demek ki yaşlılık değil, oyuncunun yetenekleri ve fiziksel durumu önemli. Abi Pepe, Thiago Silva 38 yaşında şu an Chelsea'nin as stoperi. Pepe 40 yaşında Porto'da oynamaya devam ediyor. Dünya Kupası'nda da oynadı Portekiz milli. Çok şey bir örnek vereceğim. Mertens'i bu yıl başka bir yerde olsa, oradan getirsen mesela, böyle yaşlı hani daha sonu hani fiziksel olarak zayıfladı, hani yerine tanıdığımız için Mertens örnek veriyorum, hani şey değil. Ama Ramos şu anda geçen 45 maç oynamış. Muhtemelen takımı gerçi hani başka seviye olduğu için Ramos, Dzeko gibi böyle İbrahimovic, yine bu tarz oyuncuların yaşı. Çünkü kendilerine bakıyorlar, iyiler, sağlıklılar, hani özelliklerini kaybetmiyorlar. Bak, yani iyisini getirmekte sakınca yok. Pepe 40 yaşında,
39 mesela, diyelim geçen sene. 36 maça çıkmış. 2998 dakika süre almış. 36 maçta 39 yaşında bir futbolcudan bahsediyoruz. Maç başı 80 dakika ortalamanın üzerinde oynamış. Şimdi Sergio Ramos dediğim futbolcu zaten inanılmaz bir yetenek ve fiziksel olarak da kendisine bakan birisi. Ya kim alırsa alsın ben mutlu olurum, onu söyleyeyim. Süper Lig'de izlemekten de keyif alırım.